tevhidi istediği kadar çeksin. Otursun günlük 70 bin tevhid çeksin. Otursun günlük 5 bin tevhid çeksin. Ona gitmez de bir kimsenin nefsi. İşte kendince bir eserden, oradan buradan, kulaktan duyma bir şeyden bir şeyi çekmek onun için çok önemlidir. Hede bile duymuştur ya, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar 786 tane besmele-i şerifeyi çeken bir kimse biiznillah hapisteyse kurtulur diye gider her türlü melaneti, kötülüğü işler. Ondan sonra sabah namazından sonra 786 tane besmele-i şerifeyi çekip hapisten kurtulacağım diye düşünür. İşin bir de bu tarafı var. Allah bizi muhafaza eylesin. Abdullah bin Amr bir rivayetinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak geçimine yetecek kadar rızkı olan ve Allah'ın kendisine kanaat nasip ettiği Müslüman kurtuluşa ermiştir. Burada anlatılmak istenilen nedir? Bir kimse geçimine yetecek kadar rızkı var ise kanaat edecek. İsyan etmeyecek. Az demeyecek. Var olanı hamd edecek. Gayret edecek, çalışacak, çaba gösterecek. İsyan etmek yok. Varı az görmek yok. Bu noktada o kimse isyan etmeden, hamd ederekten, Cenab-ı Hakk'a yalvararaktan, çalışaraktan daha iyiye, daha güzele doğru koşturacak. Abim ve kardeşlerim namaz kılmıyor. Ben onlara kılmayı teklif ettiğimde kızıyor, lafı değiştiriyorlar. Biz senin yüzünden dinden soğuyoruz, soğuyoruz diyorlar. Sizce neden böyle bir tepki veriyorlar şu an? Onu buraya getirdik. Biraz nasihat edebilir misiniz? Din anlatırken insanlara ölçülü din anlatmakta fayda vardır. Karşıdaki kimseye din anlatırken anlattığımız şekil, şemal, sistem, strateji çok önemli. Siz doğru bir şey söylüyor olabilirsiniz ama doğru strateji eğer gütmezseniz o sizin normalde söylediğiniz tebliğiniz yerini bulmaz. Bir kimseye namaz kıl demek var, namaz kıl demek var. Namazı anlatmak var, namazı emretmek var. O yüzden birinci derecede nasihat nefsimize. Biz kendimiz iyiyi, doğruyu, güzeli bulmaya çalışalım. Ve muhakkak etrafımızdaki kimselere iyiyi, doğruyu, güzeli anlatalım. Ama anlatırken de iyiyi, doğruyu, güzeli, iyi, doğru, güzel olarak anlatalım. Cenab-ı Hak Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı gönderirken dedi ki git ona yumuşak yumuşak anlat. Tatlı tatlı onu anlat dedi. Firavun'a gönderirken dahi. Bir kimseye tebliğ ederken sert, acımasız, katı. Tebliğ ederken adamın kafasını yararcasına, gözünü çıkarırcasına. Onu iterekten, onu öteleyerekten, onu aşağı indirerekten tebliğ yapılmaz. Bir şey söylediğimiz şey doğru olabilir. Söyleme biçimimiz de doğru olacak. Söyleme şeklimiz ve biçimimiz doğru olmazsa doğru yere gitmez doğru mesaj. O yüzden bize nasıl davranılması gerekiyorsa biz de öyle davranalım. Bize nasıl biz nasıl bir davranış bekliyorsak insanlardan biz de karşımızdaki insanlara ve etrafımızdaki insanlara o davranış biçimini sergileyelim. Kırıcı, itici, yıkıcı olmadan pozitif düşünerekten, yapıcı olaraktan, hani bugünkü dilde empati göstererekten bize nasıl anlatılması gerekirdi? Bize nasıl davranılması gerekirdi? Biz hangi davranıştan hoşlanırdık? Hangi davranış bizi cezbederdi? Biz ona bakalım, ona göre davranalım inşallah. Eşlerden biri zina yaparsa dini nikahı düşer mi? Resmi boşanmalarda dini nikah düşer mi? Bizleri aydınlatır mısınız? Resmi olarak boşanan çiftlerin tekrardan evlenmeleri için bayanın tekrardan başka erkekle evlenip boşanması gerekir mi?
Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nde sıkıntı var. Sıkıntı şu. Resmi evlenme akdini dini akit olarak görülebilir mi, görülemez mi? Eğer resmi evlenme akdini dini nikah olarak görmemiz mümkün değil. Dini açıdan. Eğer çünkü resmi evlenme akdine göre, resmi evlenme akdine göre bir kimse İslam hukukuna göre evlenmesi mümkün olmayan bir kimseyle de evlenebilir. Eğer biz resmi evlenme akdi dini akit gibi görürsek, gösterirsek, mesela Müslüman bir kadını gayrimüslim bir erkekle de dini akitle evlendiriyor mu resmi nikah? Evet. Bu sefer bu da dini nikahın içerisine girmiş olur ki küfür olur. O bir resmi evlenme akdidir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre evlenmeyi isteyen iki kişi o Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre evlenmelerine mani olacak bir şey yok ise o kimseyi evlendirir. Mesela bir adam bir kadınla nikahlandı, evlendi, resmi akitle ayrıldı. O kadının başka adamdan olma kızıyla da evlenebilir. Resmi akte göre. Dini akte göre evlenemez. Dini akte göre bir erkek, bir kadını kendisine nikahladıysa o kadının hangi adamdan olursa olsun hiçbir kızını kendisine nikahlayamaz. Ama önceden Cumhuriyet yazarıydı, şimdi Sözcü'de mi nerede bir yerde yazı yazıyor, bir gazeteci var mesela, önemli bir örnek bu. Böyle dine, diyanete hakaret eden edepsizin teki, Allah affetsin. O adam normalde örneğin bir kadınla evliyken kadının başka erkekten olma kızıyla hayat yaşamaya başladı. Sonra o kadından boşandı. Bizi ilgilendirmez öyle özel hayatı kimsenin ama dini akte örnek olsun diye söylüyorum. Ondan sonra o kadından ayrıldı. Gitti o kadının kızıyla evlendi. Hala da onunla şimdi devam ediyor. O bu şarap marap rakı makı gösterilerinde bulunuyor, gidiyor bir yerlerde şarap rakı içiyor. Bir ismini şimdi çıkaramayacağım. Öyle bir adam. Mesela onu resmi akit evlendirdi onu. Resmi akte göre, Türkiye Cumhuriyeti yasasına göre o kimse evlendi. Ama dini hukuka göre, ne Şafii, ne Maliki, ne Hanbeli, ne Hanefi'ye göre o kimse o kadınla tekrar evlenemez. Yani o kadının kızıyla. Şimdi resmi evlilik akdinin dini akitmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu asla ve kat'a bu olması mümkün değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik, hukuk, insan haklarına dayalı bir devlet biçimi, dini bir kategori, dini bir hükmü, dini bir yaptırımı, dini bir olgusu, dini bir kurumu yok. Ve anayasasında da dini bir kural yok. Diyanet diyeceksiniz. Diyanet devletin resmi bir kurumu. Resmi bir kurum. Bakın resmi bir kurum. Vergi dairesi neyse Diyanet İşleri de o. Resmi bir kurum. Şimdi mahkemeler de dini olarak karar vermiyorlar. Mahkemeler de mevcut yasaya göre
boşanma, evlenmeyle alakalı kuralları ve kanunları uyguluyorlar. O yüzden mahkemenin boşadığını, nasıl evlendirdiğini, resmi bir kurumun evlilik akdini, dini görmüyorsak, boşanmasını da ben dini görmüyorum. Bu şartlar içerisinde bir erkek zina etti. Bir erkek zina edince İslam hukukuna göre evli bir kadının veya erkeğin zinası tespit edilirse dört şahitle veyahut da itiraf ederse bir kimse, otomatikman onun rejim edilmesi gerekiyor. Rejim edilince de sağ olanın otomatikman nikahı boşa çıkmış oluyor. Rejim edilen erkek ise, örneğin kadın rejim edildikten sonra 4 ay bir iddet ölüyor çünkü. Boşamada 3 ay, ölümde 4 ay. Ölmüş oluyor, ölünce 4 ay iddetini bekleyecek kadın bir daha evlenecek. Eğer kadın bu noktada zina ettiyse aynı şekilde o rejim edilecek. O rejim edilince de zaten onun rejim edilmesi olur olmaz. Erkek bu noktada bir başka kadınla da nikahlanabilir, evlenebilir. Otomatikman kadının, eğer erkeğin 4 tane nikahlı eşi var ise bir tanesi böylece ölünce hemen ne yapar? Evlenebilir. Eğer zaten 4 tane nikahlı eşi yoksa zaten adam evlenebilir. İslam hukuku dairesinin içerisinde. Böyle olunca eşlerden birisi zina etti. Bundan kimsenin haberi yok. Bundan kimsenin haberi olmayınca nikah da öyle otomatiğe bağlanıp düşmez. Çünkü şeriat olarak İslam hukuku zahire göre hükmeder. Zahire göre. Zahire göre ne? Ya 4 tane şahit ya da itiraf. Ya da lanetleşme. O lanetleşme de ne? Taraflardan birisi kadının veya erkeğin zina ettiğini iddia ederse lanetleşilecek. Bu son nokta. Eşler arasındaki. Lanetleşen bir kimse yalan yere lanetleşirse imanı da kabul edilmeyecek. Bir daha. Tövbesi yok, geri dönüşü yok. Lanetleşme bu noktadan çok sıkıntılı. Şimdi meseleyi toparlıyorum. Resmi evlenme akdi dini bir akit değildir. Resmi boşanma akdi de dini bir boşanma akit değildir. Laik, demokratik hukuk, insan haklarına dayalı bir devlet düzeni ve sistemi dini bir hukuku ve dini bir vecibeyi kendi üzerine alamaz. Birisi bu dini derse, diyen kimse savcılığın önünde yaka paça kendisini onun önünde görür. Sebep, laik demokratik hukuk devletini teokratik düzene ve sisteme dönüştürmekten. Burada adı teokratiktir. Adı İslam değildir. Adı teokratiktir. Önceden irticaydı, şimdi teokratik oldu. Yani İslam'a döndürmek dediğinde zaten ortalık ayağa kalkacak ya. Bizim anlamadığımız terimleri koyuyorlar. Vatandaşın bilmediği terimleri koyuyorlar. Ne teokratik? Teokratin kelime manası karşılığı dini. Bir kimse o yüzden bu noktada ne evlendirmesi ne boşanması bu noktada dini değil. Zina ettiği noktada kişi itiraf ederse, fakat zina etmiş olduğunu isnat ettiği kişi bunu reddeder. O ayrı mesele. O kimse reddediyorsa, böyle bir şey edilen kimse reddediyor diyorsa, İslam hukukunda itiraf eden evliyse yine rejim ediliyor. Yani karşısındaki ona bakılmaz. İtirafın itirafçısına bakılır.
kadının birisi geldi, itiraf etti. Beni temizle ya Resulallah dedi. Ne oldu dedi. Ben filanca ile zina yaptım dedi. Gittiler o adamı aldılar geldiler. Dedik yok öyle bir şey olmadı dedi. Bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kadının kabilesine, köyüne, kentine haber saldı. Bu kadının kafası yerinde mi değil mi? Bir rahatsızlığı var mı? Bir hastalığı var mı? Araştırdılar. Yok. Kadın dedi ki böyle böyle bu adam reddediyor. Kadın dedi ki tekrar ben yaptım ya Resulallah dedi. Neyse bir rivayette işte çocuğunu doğurdu, emzirdi. Ondan sonra rejim edildi. İtirafından dolayı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de cennetlik günü görmek istiyorsanız buna bakın dedi. Evet. Bankaya bir miktar borcu olan kimse kart hesabından eksiye inerek şehir dışından Bursa'ya sohbete geliyor. Bu doğru bir hareket mi? Kart, maaş kartı. 40 günde bir en azından gelmeli derviş üstadının sohbetini demiştiniz. Borç yapma, yaparak geline bilinir mi? Biz hiçbir kardeşin borçlu olmasını istemeyiz. O yüzden kardeşler bu noktada borçlarını ödemekte gayret etsinler. Biz isteriz ki hiç kimse borçla hareket etmesin, borcu da olmasın. Bu manada işte kredi kartı şeyle ne o? Bankadan kredi çekerekten hacca gitmek, bankadan kredi çekerekten ömreye gitmeyi uygun görmeyenlerdeniz. Bu noktada kardeşler de bana danışırlarsa zaten ben söylüyorum. Asla böyle bir şeye girmeyin. Bankaya borçlanaraktan gidip de hacca ömreye gitmeyin. Fıkıhta kaide var. Borçla bir kimse hacca ömreye gidebilir mi? Evet. Ama bankadan olan borç faizli. Burada sıkıntı var. Bir kimse borçla ömreye gider mi? El cevap gider. Borçla hacca gider mi? El cevap gider. Ama bankadan borç alarak gitmesini uygun görmüyoruz. Niçin? Orada faiz çalışıyor. Bir esnaf borcu vardır. Esnafların borçsuz esnaf yoktur genelde. Vardır da yani borçları vardır, yoktur. Esnafın bir döngüsü vardır kendince. Esnaf o döngüsünün içerisinde bakar 100 lira borcu var, 150 lira alacağı var. Gider ömreye de hacca da. Bunda bir sıkıntı yok. Ama öbür türlü banka kredisiyle al hacca git, ömreye git bu uygun değil. Veyahut da banka kredisiyle buraya zikrullah'a gel, derse gel. Bizim için uygun değil. Dilimizi, anlatışımızı geliştirmek için neler yapabiliriz? İnsanların dillerini bu noktada muhakkak açacak olan bilgidir. Bilginin iki kaynağı var. Bir, okuyaraktan öğrenme, iki, kalbe doğan bilgi. Ama okuyarak da olsa, kalbe de gelse bir kimsenin telaffuzla, diliyle onu anlatması gerekir. Herkes bu noktada dili kuvvetli olmayabilir, hitabeti olmayabilir. Bu kazanılabilir mi? Her cevap kazanılabilir. Ama sufiler bunu biraz daha böyle kalbi olana dikkat ederler. Sufiler böyle kelimelerini çok düzeltmek için uğraşmazlar. Belagatlarını çok düzeltmek için uğraşmazlar. Sufiler için önemli olan samimi olmaktır. Kalbi anlatmaktır. Önemli olan o kimsenin belagatının kuvveti değildir. Önemli olan kelimelerin, harflerin kuvveti değildir. Önemli olan kuvvet sufiler için kalbin harekete geçmesidir. Sufiler için kalbin marifetullah'a erişmesidir önemli olan. Eğer kalpte marifet var ise o kimsenin bir kelimesinden binlerce kelime türetir Cenab-ı Hak. Musa aleyhisselam az bir şey kekemeydi. Az bir şey kekeme olmasına rağmen Cenab-ı Hak onu peygamberlikle görevlendirdi. O yüzden Musa aleyhisselam Firavun'un yanına giderken benim dilime kuvvet ver diye dua etti Cenab-ı Hak'a. Buradan hareket ederekten sohbet edecek olan kimselerin, bir şey anlatacak olan insanların
Bu tip bir peygamberi dualar. Ya Rabbi dilime kuvvet ver diye dua etmesi de caiz görülmüş. Ama niceleri vardır ki dilleri çok güzel kelam ettiği halde amelle amellenmediklerinden dolayı cehennemi boylamışlardır. Bir kimse kelamı, belagatı harika olabilir. Konuşurken herkes onun ağzının içine bakabilir. Önemli olan o kimsenin Kur'an ve sünnet hakikatini anlatması, insanları Kur'an ve sünnete davet etmesidir. Ve niceleri ahir zaman alametidir bu. Önünüzde çok güzel konuşabilirler. Onun önünüzde ağlaya ağlaya sohbet edebilirler. Önünüzde sizi ağlatabilirler de. Bunlarla alakalı tehditvari hadis-i şerifler vardır. Bir cemaati ağlatmak için sohbet eden kimse Allah muhafaza eylesin. Riya yapıyordur. Cemaati ağlatmak, cemaati hüzünlendirmek, cemaati böyle ne bileyim işte duygusal bir noktaya götürmek için sohbet edenler Allah muhafaza eylesin. İnsanları aldatanlardır. Bunlarda ihlas ve samimiyet yoktur. Sufiler için ihlas ve samimiyet lazımdır. Sufiler için o kimsenin kalbi ilmi lazımdır. Sufiler bu noktada fîsebilillah'a bakarlar. O yüzden dilinizi kuvvetlendirmeye değil kalbinizi kuvvetlendirmeye çalışın. Dilinize belagat gelmesi için değil kalbi dilinize belagat gelmesi için uğraşın. Bu uğraşınız kalbinizde Allah'ın zikrullahının yerleşmesiyle alakalıdır. Siz zahir olarak Kur'an ve sünnete tabi olun. Kendi batınınızı da iç aleminiz de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iç alemine bağlamaya çalışın. Dışınız Kur'an ve sünnetin içerisinde, içiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kalbinin içinde olsun. Hal olarak kendinizi bu hali seçin. Bu işin en kestirme yoludur. Bir kısım mürşidan, bir kısım üstadlar, işte üstadınızın kalbine girin, üstadınızın kalbine oturun derler. Yol doğrudur. Bunu eksik ve nakıs görme noktasında değilim, böyle bir küstahlık yapacak değilim. Ama bu fakirin size söylediği şey kestirmedir. Zahirinizi Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlayın. Diliniz, gözünüz, eliniz, ayağınız, kulağınız Kur'an ve sünnetin içerisinde olsun. Amel ve fiiliyatlarınız Kur'an ve sünnetin içinde olsun. Kalbiniz Muhammed-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kalbinin içinde olsun. Bir kendinizi onun kalbinin içine atın. Bunun için mücadele edin. Bunun hali güzel ahlakla ahlaklanıp her daim zikirle beraber olmaktır. Güzel ahlak ve her daim zikir. Dilin kuvvetlenecekse, Allah senin dilinin üzerinden bir hidayet nuru saçacaksa merak etme. Cenab-ı Hak senin dilinden de, gözünden de, kulağından da, elinden de, ayağından da, vücudundan da, aklından da, fikrinden de, kalbinden de ümmet-i Muhammed'e bir ışık verir. Sen yeter ki nefsine uyma. Sen bir mürşide tabi ol, bir onun önünde bir diz çök. Bir önce ona bir teslim ol. Teslim olmanın şeklini, şemalini, halini bir yaşa. Arkası gelir, üzmeyin siz kendinizi. Nice çok güzel konuşanlar vardı, batıp gitmişlerdir. Cemaatleri peşinden sürükleyen, cemaatleri anlattığını hiç kimsenin anlatmadığı kimseler vardı. Ne vaazı nasihatler ederlerdi. Bir öğrendik ki gecelikleri 6 milyar, 7 milyar, 10 milyar, 20 milyar. T
Tiyatro sanatçısından bir farkı yoktur sufiler için. Yapmış olduğu sohbetten, zikrullah'tan ne malanan. Vay ne güzel sohbet yaptı diye alkışı istiyorsa, o alkışı bekleyen kimsenin yapmış olduğu sohbetten ne karşıdakiler tesir alır, ne onun kalbi tesir alır. Sakın! Diliniz kuvvetlenmesin, kalbiniz kuvvetlensin, içiniz kuvvetlensin. Varsınlar sizden içindesinler ki iki kelimeyi yan yana getiremiyor ya, bırak ya. Dil belagatı kadar insanın başına dert olan başka bir şey yoktur. Kelam belagatı kadar insanın başını belaya sokan, derde sokan başka bir şey yoktur. İmtihanın tam göbeğine oturur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden nice güzel konuşanlar var. Aylıkları 100 milyar lira. Nice güzel konuşup da millete pamuk eller cebe deyip ondan yüzdelik alan hocalar var. Millete güzel para topluyor, güzel himmet topluyor, herkesi coşturuyor, aşka getiriyor deyip il il himmet toplantılarında dolaşan hocalar var. O güzel para toplatıyor, millet coşuyor, çekleri senetleri yazıyor, imzalıyor, atıyor ortaya. Neden? Dili çok güzel. Allah muhafaza eylesin. Kuvvetli mümin olabilmek için neler yapmalıyız? Bir kulun farzları yerine getirmesi kadar Allah'a sevgili gelen başka bir şey yoktur. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. O Allah'ı severse Allah da onu sever. Bir kimseyi kuvvetli mümin yapan yol budur. Farzları yerine getirmek. Önce farz ibadetleri yerine getirip farz olan günah kebairlerden uzak durma. Başta namazınızı kılın. Namazınızı kılın. Bayan kardeşlerinin içerisinde namaz kılmayıp da gezme kastıyla derse gelen bayanlar var. Namaz kılmıyor, zikrullah'a geliyor. Gezme kastıyla. Namaz kılın. Bir kimse ilk defa bir zikrullah halakasıyla karşılaşıyordur. Ondan bunu bekleyemeyiz. Gelip gidiyordur, ısınıyordur. Ondan bunu bekleyemeyiz. Ama bu topluluklar nefsi terbiye etme. Allah'ın farzlarını yerine getirme. Nafilelerle Allah'a yaklaşma yeridir. Heva hevese devam edeceksen, günah kebare devam edeceksen, farz ibadetleri terke devam edeceksen bir anlamı yok. Allah bizi affetsin. Amin. 19. ders. Furkan suresi ayet 18 son kısmı. Sen onları ve atalarını nimetler içinde yaşattın da sonunda seni anmayı unuttular. Ve yok olmaya layık bir kavim oldular. Allah'ı zikretmeyi unutanlar. Allah'ın zikrinden geri dönenler. Bir topluluk olarak zikrullahı terk edip bir topluluk olarak zikrullahı sırt dönen insanlar. Ama birey olarak ama topluluk olarak. Onlar yok olmaya mahkumdurlar.
hem şahıs olarak, hem aile olarak, hem de kavim, topluluk olarak, hem de bir millet olarak komple yok olmaya mahkumdurlar. Kim Allah'ın zikrini terk ederse Allah da onu terk eder. Nasıl kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder? Bunun zıttı da kim Allah'ın zikrini terk ederse Allah da onu terk eder. Hani bir hadisi kutsi var ya, kim Allah'a kavuşmayı dilemezse Allah da ona kavuşmayı dilemez. Allah'a kavuşmayı dilemeyeni Allah da kavuşmayı dilemez. Eğer Allah'a kavuşmayı diliyorsa bir kimse, Allah da ona kavuşmayı diler. O zaman kim Allah'ı zikretmeyi unutursa, Allah da onu unutur. Kim Allah'ı zikretmeyi bırakırsa, o nankörlerden olmuştur. Kim Allah'ı zikretmeyi terk ederse o batanlardan olmuştur. O yüzden kim unutursa kendince Allah muhafaza eylesin, yok olmayı beklesin. Ey Ademoğlu, sen beni zikrettiğin müddetçe muhakkak bana şükredersin. Zikri yapmayarak beni unuttukça da bana küfredersin. Hadisi kutsi. Demek ki zikrullahı terk edip unutanlar Allah'a küfür noktasındadırlar. Burada ister bunu Allah'ı küfür noktasını gerçekten dinden çıkma olarak algılayın, İsterseniz bunu nankörlük olarak, nimetlerine şükürsüzlük olarak algılayın. Bunu genelde imamlar bunu tefsir ederken Allah'ın nimetlerine nankörlük, şükürsüzlük olarak tefsir etmişler. Ama şunu unutmayın. Bir kimse hem ayetle hem hadisle sabittir. Zikrullah'ı terk ederse Cenab-ı Hak onun kalbine şeytanı musallat eder. Şeytan onun kalbine gelir oturur. Zikrullah'ı terk eden kimse şeytanın emrine uymaya başlar. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ın zikrini unutanlardan, ona sırtını dönenlerden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ı zikredenlerden eylesin. Amin. Her daim onu unutmayanlardan eylesin. Amin. Her daim onunla hemhal olanlardan eylesin. Amin. İnşallah. Bazı derviş kardeşler ayak baş parmaklarını üst üste koyarak, Hasan karşıya arkaya geçin bakayım, onu da öyle. Boşaltın orayı bakayım. Ta en arkaya karşıya. Talan müfrezesi gibisiniz. Bak hepsini ağzına katmış götürüyor. Bazı derviş kardeşlerimiz ayak baş parmaklarını üst üste koyaraktan dergaha giriyor veya zikir ediyor. Bu sünnet midir? Dergah baş sağ baş parmağının sol baş parmağının üzerine koymak, kilitlemek. Bu bir rivayette Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin böyle yaptığı söylenir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini öldürmek için geldiğinde bir anda onun cemalini görünce, cemalini görür görmez hemen onun sağ baş parmağını sol baş parmağının üzerine kilitleyip boyun büker
o günden bugüne dergahlara giriş adabı olarak konmuş bu. Bu şu demek, ben her şeyimle geldim, buraya teslimim demek. Her şeyimle geldim ve buraya teslimim demek. Önceden şeyhin huzuruna varıldığında da şeyhe böyle üç adım yapılırdı. Bu şeyhe üç adım yapılırken o kimse işte bir adım atar, sağ baş parmağını sol baş parmağının üzerine koyar, bir boyun keser, bir adım daha atar, yine boyun keser, bir adım daha atar, yine boyun keser, gelir onunla elini öptürürse öper veya musaffa eder, buna üç adım denir. Bir dergaha girdiğinde olur, bir de şeyhin huzuruna çıkılınca onunla görüşmek isteyen kimse onu yapar. Bir de zikrullah'ta eğer ki şeyh birisini ortaya çıkarırsa o da ortada durur. Ortada üç ihlas bir Fatiha okur. Makamları bağışlar komple. Makamları bağışladıktan sonra yine üç adım yapar ona. Üç adım yaparaktan gelir elini öper. Yine üç adım geri çıkar ve öylece zikrullah'a devranına devam eder. Bu normalde dergah adabıdır. Ama zikrullah esnasında bu böyle ayak üstüne koymak bizim dergahın adabında yoktur. Bizim dergahımızın adabında zikrullah esnasında namazda durulur gibi durulur. Eller de namazda durulur gibi bağlanır. Eller. Ve normalde ayaklar da namazda durulur gibi durur. Zikrullah esnasında. Bizde eller serbest değildir. Çünkü biz zikrullahı normalde bu noktada edep adap içerisinde yaparız. Ayaklarımız namazda durur gibi ve normalde ellerimiz de namazda bağlandığı şekilde ellerimizi bağlarız. Eller başka türlü zikrullah'ta bağlanmaz. Başka türlü de olmaz. Zikrullah esnasında mesela sallanırken de sağdan sola doğru sallanılır. Normalde vurulan tevhide göre şey budur, adab budur. Babacığım ben bir rivayetten bir şey daha duymuştum ama bunu doğruluğunu sizden teyit etmek için. Bu ayak kesmenin, bir de Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman sallanıyor. O ayrı. Evet. O ayrı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayrı. Biz o muhakkak bu işin mana tarafı, o ayrı, zahir tarafı, ama bu tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'ta o hal var. Bize üstadımızın söylediği buydu. Biz de üstadımızın söylediğini aktarıyoruz. İslam'da cihat anlayışı nasıldır? Günümüzde nasıl bir cihat anlayışımız olmalıdır? Sahabe bir savaştan dönerken dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, asıl büyük cihada döndük dedi. Nedir ya Resulallah deyince, nefisle olan cihat dedi. Büyük cihat, nefisle olan cihattır. Asıl cihat. Nefisle cihadını bitirmeyen bir kimse başka bir cihat yapamaz. Bugün günümüzde cihat önce birinci derecede farzları yerine getirmek, günahlardan uzak durmak. Ondan sonra kendi nefsimizde dinimizi yaşamaya gayret etmek. Bir onu halledelim inşallah. Cumamız mübarek olsun ve Rabbimiz arkadaşlarımız ve size hayırlı işler, güzellikler nasip eylesin. Amin. Kime sempatiniz olduğunu söylemeyebilirsiniz. Ama bir başka yönetimde mevcut hükümet kadar hizmet edeceğine, ülke gençlerine ve insanlarına faydalı olabileceğini düşünmemiz mevcut yönetime nankörlük mü olur? Tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Allah bizi nankörlerden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak bu topraklarda, bu beldelerde yeniden eskinin o karanlık
yanlış, eksik günlerine döndürmesin. Amin. O yüzden bu noktada duruşumuz, duamız, niyazımız, içimizden geçenimiz belli. Cenab-ı Hak inşallah bilemeyiz. Sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır diyor. Biz hayrı talep ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bütün ümmet-i Muhammed'in gönlüne ilham eylesin. Amin. Bir kimse seferiyken sünneti kılmadaki hükmü nedir? Bir kimse seferiyken de sünnetleri kılmak istiyorsa kılabilir. Erkeğin annesi karısını boşamasını oğlundan isteme gibi bir yetkisi var mı? Erkek bunu uygulamalı mı? Bu konuda annelerin böyle bir uygulaması yok hiç şeyde, sünnetullah'ta. Annelerde bu hüküm de yok. Babalarda var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri oğlunu boşatmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri oğlunu boşatmış. Ama hadislerde bir anne istedi diye oğlunu boşatan hiç okumadım ben. Yusuf Hoca siz okudunuz mu hiç? Var mı böyle bir şey? Okuldayken bunun fıkhi meseleleri işlenmedi değil mi? Böyle bir şey hiç yok. İşlenmedi. Evet. Hata yapabiliriz. Allah muhafaza eylesin. Bu noktada annelerin gelinlerini boşatma gibi bir şeyleri yok. Kur'an ve sünnet dairesinde hakları yok. Babanın var. Baba da Hanefi'ye göre değil, Şafi'ye göre var. Hanefilerde baba talep edebilir böyle bir şeyi. Şafilerde boşar. Baba Şafi'ye göre baba itaat bu noktada babaya itaat farzdır. Şafi'ye göre babası oğluna bir kızı nikahlayabildiği gibi oğlanın haberi yok. Babası gider bir kızı nikahlar babasına, oğluna. Veya bir kızı da başka bir oğluna nikahlar Şafi'ye göre. Yok. Dinen yok. Oğlanın da kızın da reddetme hakkı yok. Şafi'ye göre. Oğul Şafii değilse. Oğul, normalde Şafii bir babanın oğlunun başka bir mezhebe geçerken de babasından izin alması gerekiyor. O kadar sıkıntılı bir iş. Şafii'ye göre normalde bir erkeğin babasına otomatikman itaati hiçbir konuda bir tek haram dairede bir şey diyemez. Şafii'de evin oğlu olacağına git dağın taşı ol demişim. Baban Şafi mi? Şafi ben geçmişte Hanefi oldum ama izin falan bilmediğim için. Söyle, senin Hanefi olduğunu biliyor değil mi? Biliyor. Biliyorsa bir sıkıntı yok o zaman. Ama senin gene seneye verebilir ki istersen. Olsun önemli değil. Onun Şafi olması önemli. Ona göre, onun fıkhına göre sen ona itaat etmekle yükümlüsün. O sen ona tabisin yine de. Evet. Sen kendi çocuğunu öyle evlendiremezsin. Yok. İsterse senin üzerinde istediği gibi yapabilir her şey. Yani böyle mesela evlendikten sonra isterse boşayabilir. Boşar, evet. Oğlum senin hanımını boşadım dese bitti, boşadı. Yok yok. Allah'tan bir cevap açalım. Ben öğretirim. Bu sohbeti dinliyorsa dinlemiyor mu? Ben öğretirim. Ya da teyze olacaksın evlensen ya da. O seni birisiyle evlendirmeden bir yerde kahvede, mahvede, camide, mahvede böyle bir şey duysa gitse dese ki bir kıza benim bir oğlum var doktor. Seni o kız da bakacak seni tanımıyor ya. Aa doktor diyecek. Neyle karşılaştığını bilmiyor. Doktor da evlenecek ama bir bakacak ya eyvah diyecek ya. Kendini öyle çok yükseklerde görmüyor be. Yandı keten elma öyle bir şey olursa. Yani bir de isterse boşuyor bir de. Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam geliyor da
oğlunun İsmail'in evine evli diyor ki nerede İsmail? Ava gitti diyor. Ne zaman gelir diyor. Bilemem diyor hanıma. Ne zaman geleceği belli değil. Ondan sonra söyle ona diyor. Kapının eşiğini değiştirsin. İsmail aleyhisselam geliyor avdan. Diyor ki bugün eve bir misafir geldi mi? Vallahi diyor sana benzer bir adam geldi. Ondan sonra seni sordu diyor. Oğlum İsmail nerede dedi. Ben de ava gitti dedim. Ne zaman gelir dedi. Belli değil geleceği, ne zaman geleceği dedim dedi. Ne dedi demiş. Kapının eşiğini değiştir dedi. Hanım burada yollarımız ayrılıyor senden. Boşsun diyor. O benim babamdı diyor. Neyse ardından bir müddet geçiyor. Ama Hacer annemiz çok kıskanç. Göndermiyor İbrahim Aleyhisselam'ı hiç. Yani Sare annemiz çok kıskanç. Göndermiyor. Böyle Mısır'da onu tutuyor böyle. Haç zamanı bir daha geliyor. Bir daha gelince nerede diyor bizim İsmail? Diyor ki ava gitti. Ne zaman gelir diyor. Belli değil ama diyor sen diyor yükünü indir buraya. Şu diyor ağacın dibine otur. O diyor gelinceye kadar sen eğlen orada diyor. Neyse İbrahim Aleyhisselam oraya bir bahçede ağacın dibine oturtturuyor. Ona su veriyor. İşte yiyecek içecek bir şeyler veriyor. Ondan sonra neredeyse gelir diyor İsmail. Yani gelir. Tabi İbrahim Aleyhisselam oturuyor. İşte yiyor içiyor. Abdest alıyor. Ondan sonra namazını kılıyor. Kalkıyor. Söyle ona diyor. Kapının eşiğini sağlam tutsun. Gidiyor. Ardından geliyor gene İsmail Aleyhisselam. Tabi peygamber peygamberin kokusunu tanıyor. Diyor eve kim geldi bugün? Diyor ki sana benzer bir adam geldi. İsmail nerede dedi. Ben de ava gitti. Neredeyse gelir. Yakındır uzaktır bir şey diyemem ama gelir dedim. Buraya ağacın dibine oturtturdum. Gölgeye ona su verdim. Yiyecek içecek bir şeyler vardı. Abdest aldı. Namaz kıldı. Ne dedi diyor. Dedi ki diyor kapının eşiğini sağlam tut. Bu benim babamdı diyor. Senden memnun kalmış. Allah senden razı olsun diyor. O yüzden normalde Şafii'ye göre buradan da hüküm çıkarırlar. Yani İbrahim Aleyhisselam bu tutumundan Hazreti Ebubekir Efendimizin oğlu Abdullah'ın hanımını boşuyor. Sebep ne biliyor musunuz? Söyleyeyim mi sebebini? Namaz vakitlerine geç kalıyor diye. Sen diyor bu hanımı aldığından beri diyor namaz vakitlerine geç kalmaya başladın. Dikkat edin. Sen bu hanımı aldığından beri diyor namaz vakitlerine gecikmeye başladın. Vaktinde camiye gelmiyorsun yani. Vaktinde gelmiyorsun camiye. O yüzden senin diyor bu eşini boşadım. Anladınız? Hazreti Ömer Efendimiz de oğlu Abdullah'a diyor ki boşa hanımını. O da üç talak boşuyor birden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine söylüyor bunu. Olmaz diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Diyor ki böyle boşanmaz. Sünnet üzerine boşa. Dön. Bir talak ver. İddet bekle. Bir talak daha ver. İddet bekle. Bir talak daha ver. İddet bekle. Öyle boşa diyor. Onu da. O yüzden bir annenin erkek çocuğun üzerinde hanımını boşatma gibi bir hükmü yok. Ama babanın var. Hanefi'ye göre oğluna söyler. Evladım böyle bu sebeplerden dolayı
bu hanımı boşa. Eğer sebepler doğruysa Hanefi'ye göre babasına itaat edip boşaması gerekir. Hanefi'ye göre. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın mescitte çakıl taşlarıyla zikir yapanlara helakiniz ne kadar hızla yaklaşıyor dediği bir hadis okudum. Tesbihi elle mi çekmeliyiz? Tesbih kullanabilir miyiz? Bu normalde Abdullah bin Mesud'un kendince kendi iştihadı. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden nakil değil. Bu bir ashab iştihad edebilir mi? Eder. Buna ne zaman tabi olunur? Hakkında hadis yoksa. Bir meseleye bakılır Kur'an'da var mı diye, bulamadı. Bir meseleye bakılır sünnetullah'ta var mı, bulamadı. O zaman ashabın uygulamalarına bakılır. Ashabın uygulamalarında ona ait bir şey var ise o ölçü olarak kabul edilir. Bu meselede şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde sayılı virt var mı? El cevap var. Kim 100 tane çekerse, kim 10 tane şunu söylerse, kim 33 malum bunları söylerse, bakın sayılı virtler var. Kim 70 bin tevhid çekerse, hadis var hakkında, 70 bin tevhid çekenin cehennem kapıları kapanır diye hadis var. 70 bin tevhid çekenin tüm günahları affolur diye hadis var. Nasıl sayacak 70 bini? Sayılı. O yüzden hakkında hadis varsa biz ashabın bu noktadaki hükmünü reddetmeyiz. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu noktada sözü varsa onun sözünün üzerine birinin sözü olamaz. Burası öyle. HDP eşcinsel milletvekili adayını bize ne ılımlaştırmaya çalışıyor. Aynı şekilde Öcalan ve PKK'yı da ılımlaştırmaya çalışıyor. Sorum şu, kişi eşcinsel birine bile bile oy vermesi dinen hükmü nedir? Bir kimse açıkça haram işleyen bir kimseyi açıkça haram işleyen, o haramını beyan eden bir kimseyi desteklemesi, sevmesi, onun arkasında durması aynı o işi yapmış gibi insanı günah-ı kebaire sokar. Bu kim ne olursa olsun. Bu gibi tehlikeli bir yapıda bizim tebliğ noktasında nasıl davranmalıyız? Haramları biz herkese anlatırız. Mesela meşhurdur ya mesela içki içmek, satmak, bu noktada müminlere karşı imal etmek, onu taşımak, ona hizmet etmek lanetlenmiş ya. Lanetlenmiş bir işe destek olmak, ona hizmet etmek, ona kapı aralamak da lanetlik bir iştir. Lutilik, eşcinsellik. Hem erkek erkeğe hem kadın kadına eşcinsellik lanetlenmiş bir fiiliyattır. O yüzden bu fiiliyatı desteklemek, buna ılımlı bakmak, bunu hoş görmek, bunu normalde makul görmek, ya ne yapalım bunu da böyle kabul edelim demek de lanetlik bir iştir. Bununla alakalı bu fakirin bir küçük bir yazısı var. O yazı yüzünden herkes bir türlü, bütün bayağı eşcinseller bana mail, mesaj, bir sürü şeyler çekmişlerdi. Ben bir hastalık değil, bir sapkınlıktır diye onu yazdım diye. Bunlar eğer barajı geçerse biz mesul müyüz?
Evet, herkes kendi dairesinde mesul. Bunlara karşı susmak şeytandan mı? Evet. Her şeye rağmen AK Parti'yi desteklememek hainlik midir? Ya bu bir böyle hainlik sözü çok ağır bir söz. Yani bir kimse kendince ben desteklemiyorum ya dediğinde hain mi diyeceğiz? Bu kadar ucuz olmamalı hainlik. Bir iştahat bir kimse AK Parti'ye atmayabilir. Hiçbir yere oy kullanmayabilir. Bu bir iştahat. Ama oy kullanacaksa seçecek olduklarının en iyisini seçmesi lazım. Bu tamam. Bir şeyi seçmekse mükellefiyetli, en iyisini seçelim. Mükellefiz, seçeceğiz. Eş seçerken ahlaklısını, dindar olanı seçiyoruz ya. Domates alırken çürüğünü alıyoruz mu? İyisini alıyoruz. 4 kişi var, seçeceksin. En ahlaklısını seçeceksin. İçinde hangisi namaz kılıyor onu seçeceksin. İçinde hangisi takva onu seçeceksin. 4'ten birini seçeceksin ya. Seçeceksen 4 kişi var karşında. En takvalısı hangisi o? Onu seçeceksin. Bundan mükellef insan. Bakın bundan mükellef. Hayatın her alanında mükellef. Bak hayatın her alanında mükellef. Bu sadece seçim zamanı, oy zamanı değil. Bir işçi alacak yanına. Ne yaptı? İşte ben şuraya işçi alacağım dedi. Herkes geldi müracaat etti. Müracaat edenlerin içerisinde en ahlaklısını alacak. Mükellef. Hem ehil olacak. 3 tane ehil insan var. Bir tanesi ahlaklı. Ahlaklı olanı alacak. Ahlak önde gelir. Oy vermeyebilirsiniz dediniz ya. Oy vermeye de bilirsiniz dediniz de gerçi ahlaklı yolunu vereceğiz de vermeyebilirsiniz. Oy vermek kim ağzını biat etmekle eşittir değil mi? Yok. Hani biat etti, işte biat oy etmek. Vermek biat etmek demek değildir. Ha, biat etmenin durumu nedir diye soruyorum. Biat etmek o kimse biat ettiğinizde kim o kimseye biatta o kimsenin Kur'an ve sünnet dairesindeki her sözünü yerine getirmek vardır. Biz oy vermekle biat etmeyiz. Oy vermekle görevlendiriyoruz biz onu. Burada oy vermekle biz onu görevlendiriyoruz. Diyoruz ki bizim adımıza sen burada iş yap. Bu biat etmek değil. Biz ona vekalet verdik. Bizim adımıza burada bu işi yap. Gelibolu'da, Çanakkale'de ders yaptırıyor. Bizim adımıza yaptırıyor. Ben ona biat etmedim. Vekil. Anladın? Eyvallah. Biz siyasi bir partiye vekalet veriyoruz 4 yılına. Diyoruz ki 4 yıllık ben seni bu noktada devlet işlerini yapmanda vekil tayin ettim. Bu. Peki o zaman efendim yani mesela ilafet makamındaki bir insanın aleni yaptığı yanlışlıklardan dolayı halkının gidemez miydi? O normalde İslam'da İslam'ın hukuku bunda ayrıdır. İslam'da normalde halk seçime katılmaz. Hayır. İslam'da herkes bir şura oluşur, şura seçer içinden. İslam hukuku ayrıdır. İslam'da şura vardır. Şura toplanır. İslam'da şura olabilmesi için de şuraya girecek olanların özellikleri lazımdır. Mesela bir kimse ilmi fıkıhı bilecek, ilmi hadisi bilecek, ilmi tefsiri bilecek, ilmi siyaseti bilecek. Bu 4 ana unsur o kimsenin üzerinde bulacak şuraya katılabilmesi için. Bu 4 ana unsur o kimsenin üzerinde ilim olarak yok ise o şura heyetine giremez. İslam'ın hukuku ayrıdır. İslam'da zaten bu ancak 4 halife döneminde olmuş. 4 halife döneminde de seçime katılanlar
halife Kureyş'tendir hadis-i şerifinden dolayı aşere-i mübeşşere seçmişler. Zaten Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden sonra aşere-i mübeşşere, ayakta aşere-i mübeşşere kalmamış zaten. O yüzden de seçim kalmıyor zaten. İslami yöntem olarak, yönetim olarak dört halife dönemi var. Başka bir dönem yok. İslam kendisine ölçü çıkaracaksa bu dört halife döneminden ölçü çıkaracak. Ya da oturacak bütün ulema, içtihat edecek. Mesela şu olabilir, içtihat edilebilir. Nasıl içtihat edilebilir? Mesela Müslüman olanlar İslam hukukunda Müslüman olanlar idarecileri seçerler. Gayrimüslimler değil. İslam olanlar idareci seçer. İslam ülkesinde ancak İslam olanlar idareci seçer. Onlar da İslam olan idarecileri seçer zaten. Mesela bir Müslüman ülkede Müslüman olmayan bir idareci seçilmez. Siz bir İslam dışı bir kimseyi vali tayin edemezsiniz. Gayrimüslim bir unsuru belediye başkanı yapamazsınız, vali yapamazsınız, emniyet müdürü yapamazsınız, okul müdürü yapamazsınız. Gayrimüslim bir unsuru hiçbir yere siz bir müdür, bir böyle bir kişinin onbaşı dahi atayamazsınız. Yapamazsınız. Orada da seçimlere ancak oradaki seçimlere ancak mesela bu içtihat edilebilir diyorum, bak bu içtihat edilmemiş daha. Ancak oradaki Müslüman ahali seçim yapabilir. Kendi içlerinden temsilciler seçip o temsilcilerle devleti yürütüme de temsilci gönderebilir. Bu caizdir. Bu uygundur. Bu içtihat edilebilir. Ne olur mesela? Bursa'daki Müslümanlar toplanırlar. Bursa'daki Müslümanlar işlerin yürütülmesi için veya o şuraya katılacak kendi işlerinden temsilci seçebilirler. Bu mümkün. Kur'an-ı Kerim okurken yaptığımız tilavet secdesinde ne anlatılıyor? Biz secde yapıyoruz. Allah emretmiş, secde yap. Allah'a dua et orada. Allah'ı zikret. Selamünaleyküm. El Fatiha. Masallah.